Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde kabuk modelini ve diğer işte sıvı damlası modelini birleştiren kolektif modellerden birazcık bahsettik ve nükleer modeller kısmını şimdilik kapattık arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki dersimizde radyoaktiviteye başlayacağız. Radyoaktiviteyi de alfa bozulmasıyla başlayacağım ama alfa bozulması olayı biliyorsunuz önemli bir kuantum mekaniksel olaydır. Bu kuantum mekaniksel tünelleme olayıyla açıklanmıştır. Dolayısıyla o alfa bozulmasını daha ayrıntılı bir şekilde incelerken tünelleme olayını kullanacağız. Orada tüneleme yapma ihtimali ifadesini kullanacağım. Ondan dolayı o ifadenin nereden geldiğini anlatmak için bu dersimi kuantum mekaniksel tüneleme olayına ayırdım. Hem de kuantum mekaniği ders serisinde bunu yapmamıştık. Şimdi fırsatımız varken onu yapalım bence. Şimdi kuantum mekaniksel tünelleme olayı ya da sadece tünelleme olayı da denir. Bu kuantum mekaniğinin geliştiği yıllarda çok önemli bir uygulama alanı bulmuş, radyoaktiviteye uygulanmış ve alfa bozulmasını başarılı bir şekilde açıklamıştır. 1928 yılında George Gamow tarafından, Amerikalı fizikçi ve kozmolog George Gamow başarılı bir şekilde alfa bozulmasını tüneleme olayıyla açıklamış. Ve bu dediğim gibi ilk kuantum mekaniğin daha gelişmekte olduğu yıllarda olduğu için o dönem kuantum mekaniği acaba doğru bir teori midir, yanlış bir teori midir? Bu tür tartışmaların yaşandığı bir ortamda böyle bir başarılı açıklama kuantumun başarısı olarak ifade edilmiş ve doğanın gerçekten kuantum mekaniksel kurallara göre işlediğini de tekrar gözler önüne sermiştir. Şimdi arkadaşlar, tünelleme olayı nedir? Şimdi şöyle bir klasik örnek önce verelim. Diyelim ki şöyle bir dağ olsun. Şurada mesela bir taşı veya cismi yukarı doğru bir V hızıyla fırlatalım. Bu dağın tabii şu noktanın potansiyel enerjisi yüksekliğinden dolayı, H yüksekliğinden dolayı sahip olduğu potansiyel enerjisi var. Bir de taşın şurada hızından dolayı sahip olduğu kinetik enerji var. Şimdi eğer taşın kinetik enerjisi yeterince büyükse, yani buradaki potansiyel enerjiden daha büyükse, o zaman çok rahat bir şekilde dağı aşıp karşı tarafa geçebilir. Değil mi? Tabii burada sürtünmeleri de falan dikkate alacak olursak bir miktar da sürtünmeden kaybolacağı için kinetik enerji biraz daha potansiyel enerjiden büyük olmalı. Yeterince büyük olmalı. Ancak eğer kinetik enerji potansiyel enerjiden küçükse, klasik olarak taşın dağın diğer tarafına geçme ihtimali yok. En fazla nereye kadar çıkabilir? Sahip olduğu kinetik enerjiye bağlı olarak mesela diyelim şuraya çıkıp tekrar geri dönebilir. Buraya çıkıp tekrar geri dönebilir. Buraya çıkıp tekrar geri dönebilir. Eğer potansiyel enerjiden daha küçükse dağın tarafına geçme şansı yok. Bu potansiyel bariyeri diyoruz biz. Potansiyel bariyerini aşması ihtimali yok. Ancak kuantum mekaniği yasaları buna izin veriyor. Kinetik enerji potansiyel enerjiden küçük olsa bile, ihtimali küçük de olsa, belli bir ihtimalle bu taş şu aradan geçip dağın diğer tarafına geçebilir. Biz buna tünelleme diyoruz. Burası klasik olarak parçacığın bulunamayacağı yasaklı bölge. Bir şekilde parçacık dağın diğer tarafında gözükebiliyor. Ama ihtimali çok küçük. Klasik dünyada biz böyle bir şey görmeyiz. Bunu görebilmemiz için çok yeterince beklememiz gerekiyor. Belki de evrenin yaşı kadar süreyle beklerseniz, o kadar vaktiniz varsa taşın bu tarafa tünelleme yoluyla geçtiğine şahit olabilirsiniz. Ama ihtimali çok düşük olur. Fakat bu fiziksel olarak olan bir şey. Alfa bozulması bu şekilde oluyor. Şimdi alfa parçacığı çekirdek içerisinde daha önceden olduğu varsayılıyor. Bir şekilde alfa parçacığı çekirdek içerisinde oluşuyor. Sonra çekirdek içerisinde belli bir kinetik enerjiye sahip. Yaptığımız hesaplarla, daha doğrusu hesaplarla değil, geri alıyorum. Alfa parçacığının çekirdek içerisindeki kinetik enerjisinin 4 ila 10 MeV arasında değiştiğini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü alfa parçacıklarını yakalayan ve aynı zamanda enerjisini ölçen detektörlerimiz var.
Alfa parçacığın alfa parçacığı yayan çekirdekleri dedektör önünde koyduğunuz zaman bakıyorsunuz ki gelen parçacıkların enerjisi çekirdekten çekirdeğe 4 ile 10 MeV arasında değişiyor. Demek ki parçacığın kinetik enerjisi bu. Ancak alfa parçacığı çekirdeğin içerisinde oluştuktan hemen sonra dışarı çıkma çalışır. Ve önünde bir Coulomb bariyeri var. Neden? Çünkü diğer protonlardan dolayı. Alfa parçacığı 2 proton 2 nötrondan oluşuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla pozitif yüklü bir çekirdek. Etrafta diğer nükleonlar var, bir sürü pozitif yüklü. Dolayısıyla Coulomb itmesinden dolayı onun dışarı çıkmasını engelleyen bir Coulomb bariyeriyle karşı karşıya. Ve bu Coulomb bariyerinin yüksekliği yaklaşık olarak hesaplıyoruz biz onu. 25 ile 30 MeV civarında. Alfa parçacığın kinetik enerjisi en fazla 10 MeV ama karşılaştığı aşması gereken Coulomb bariyeri 25 MeV en az. Dolayısıyla klasik olarak çekirdeğin dışına çıkma şansı yok. Ama çıkabiliyor. Çünkü ölçüyoruz. Böyle bir radyoaktivite var. Nasıl çıkıyor? İşte kuantum mekaniksel tünelleme olayıyla. Bu kuantum mekaniksel tünelleme olayı tabii bazı bir ihtimalle çıkıyor tabii. Belli bir ihtimalle veriliyor bu. Bu ihtimal o bariyerin, potansiyel bariyerinin bazı parametrelerine bağlı ve çok hassas bir şekilde bağlı. Onunla biz açıklayacağız arkadaşlar. Ona bakacağız. Ben şimdi bariyeri bir potansiyel bariyeri şeklinde göstereceğiz. Şöyle hesaplar basit olsun diye buna dikdörtgen potansiyel bariyeri diyelim. Şurası x ekseni olsun. Şurası 0, şurası da L olsun. Bariyerin genişliği L. Potansiyelin yüksekliği de V0 olsun. Bir parçacığımız, sonuçta kuantum mekaniğinde parçacıklar dalgalarla ifade ediliyorlar. Belli bir enerjiyle bariyer üzerine gelsin. Ve enerjimiz bariyerin yüksekliğinden de küçük olsun. Dolayısıyla bu dalganın bir kısmı geri yansıyacak. Bir kısmı da karşı tarafa geçecek. Enerjisi bariyerin yüksekliğinden küçük olsa bile belli bir ihtimalle dışarı çıkar. Burası klasik olarak parçacığın bulunamayacağı yasaklı bölge. Ama diğer tarafta parçacık gözlemleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ihtimali hesaplayacağız. Ben bugünkü problemde şuna değineceğim. Bu gelen parçacığımız hangi ihtimalle karşı tarafa geçer ve bu ihtimal hangi parametreyle ifade ediliyor? Tabii bunu biz potansiyel enerji fonksiyonu şöyle tanımlayacağız. Potansiyel enerji 0, x 0'dan küçük ve L'den büyük olduğu yerde 0. Diğer yerlerde şu ara bölgede ise V 0 kadar. Ve zamanla bağımsız Schrödinger denklemini çözeceğiz ve oradan ilerleyeceğiz. Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi H'si eşittir E'si. Burada Hamiltonian'imiz eksi H çizgi kare bölü 2 M tek boyutlu çözüyoruz tabii. Bir boyutlu Schrödinger denklemi. D kare psi bölü dx kare. Bu kinetik enerji kısmı. Artı vx çarpı psi eşittir e çarpı psi x. Evet. Şimdi denklemimiz bu arkadaşlar. Şimdi bunu biz bölgelerde ayıralım. Burayı bölgelere ayıralım. Bu birinci bölge olsun. Şurası ikinci bölge olsun. Burası da üçüncü bölge olsun. Acaba birinci bölgede dalga fonksiyonumuz nasıl bir dalga fonksiyonu? Birinci bölgede potansiyelimiz 0. Dolayısıyla Schrödinger denklemimiz d kare psi 2 bölü dx kare, bir de eksi h çizgi kare bölü 2 m var. Eşittir e çarpı psi 2. Değil mi? Bunu birazcık sadeleştirirsek d kare psi 2 bölü dx kare eşittir eksi 2 tane m çarpı e bölü h çizgi kare çarpı psi 2. Ve buradaki enerjimiz sıfırdan büyük bir nicelik. Dolayısıyla şurada K1 dersem eğer K1 eşittir karekök içerisinde 2 tane ME bölü H çizgi kare olduğundan dolayı D kare psi 2 bölü DX kare eşittir. Eksi K1 kare çarpı psi 2. Şimdi elimde bir ikinci dereceden bir diferansiyel denklem var. İki kez türevini aldığın zaman bir katsayı ve negatif katsayı çarpı dalga fonksiyonu kendisi bu. Trigonometrik fonksiyonlar değil mi? Trigonometrik fonksiyonlar, sinüs ve kosinüsler. Bunları şöyle yazmak daha uygun oluyor. Bazen şöyle de yazabiliyoruz. Katsayı defa e üzeri i
çarpı k1 x artı b çarpı e üzeri eksi i çarpı k2 k1 aynı k1 çarpı x. Evet bu. Bunları sonuçta açarsanız bunlar a çarpı sinüs kx çarpı b çarpı kosinüs kx gibi trigonometrik fonksiyonlar. Ama kompleks sayılarla böyle yazmak daha faydalı oluyor bazı durumlarda. Şimdi buradaki k1 dediğim gibi aynı, şimdi bu k1 nedir arkadaşlar? Enerjiyle ilgili bir parametre. Bu aynı zamanda dalga sayısıdır, değil mi? 2 pi bölü lambda'dır. Bu aynı zamanda p bölü h çizgidir. Aynı k'lardan bahsediyoruz. Bir dalga için dalga sayısı ya da lineer momentumla ilişkili bir parametre ya da enerjiyle ilişkili olunca da böyle yazılır. Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar şu birinci ifade artı x yönünde hareket eden dalgayı temsil ediyor. Şu eksi ifade de eksi x yönünde hareket eden dalgayı temsil ediyor. Şu sağ tarafa giden dalgamız a e üzeri artı i k 1 x. Diğer tarafa giden de a e üzeri eksi i k 1 çarpı x'tir. Birinci bölgede bu. Pardon bu. Hop ben ikinci mi yazdım bu? Niye ikinci yazdım? Şurası birinci bölge olacak. Birinci bölgeden başlayıp psi yerine 2 yazmak nasıl bir mantıksa. Evet. Bu birinci bölgedeki dalga fonksiyonu. Aynısı üçüncü bölge için de yazılabilir, değil mi? Şimdi üçüncü bölgede de potansiyel sıfır. Dolayısıyla Schrödinger denklemi aynı formda olacak. Tıpatıp aynısı olacak. Çözümü de tıpatıp aynısı olacak. Ben bunu dolayısıyla üçüncü bölgedeki dalga fonksiyonu için de bedavadan yazabilirim. İşte bir f çarpı e üzeri i çarpı k1 x artı g çarpı e üzeri eksi i çarpı k1x. Aynı k'dan bahsediyoruz. Ondan dolayı k1 neden? Çünkü üçüncü bölgede de potansiyel sıfır. Yine aynı şekilde iki tane m, e bölü h çizgi kare olacak k1. Dolayısıyla aynı üçüncü bölgede de k aynı k. Ancak şimdi üçüncü bölgede potansiyel bariyerini açtıktan sonraki kısımda herhangi bir bariyer olmadığından dolayı dalganın bir daha geri yansıması için herhangi bir sebep yok. Dolayısıyla dalga fonksiyonunun şu kısmı bizim için anlamsız. Dolayısıyla G katsayısı sıfır. Üçüncü bölgedeki dolayısıyla dalga fonksiyonunu biz psi 3 x'i f çarpı e üzeri i k1 çarpı x şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede Schrödinger denklemini yazalım arkadaşlar. Eksi h çizgi kare bölü 2 m d kare psi 2 bölü dx kare artı v0 çarpı psi 2 eşittir e çarpı psi 2. Tamam. Şimdi sonra bunu bu tarafa atarsak eğer biraz düzenleyelim yani. Bölü dx kare eşittir. E eksi v0 çarpı psi 2 olur. Sonra bununla çarparsak ama eksi işaretle birlikte bunun eksi işaretini değiştirecek. Dolayısıyla denklem şöyle olacak. D kare psi 2 bölü dx kare eşittir 2 tane m bölü h çizgi kare v0 eksi e çarpı psi 2 olacak. Şuraya k2 diyelim arkadaşlar. Karekök içerisinde 2 tane m bölü h çizgi kare v0 eksi e. Dolayısıyla dalga fonksiyonumuz d kare psi 2, daha doğrusu denklemimiz eşittir k2 kare psi 2 olacak. Şimdi bunu çözeceğiz. Bir kere k2 pozitif bir nicelik. Neden? Çünkü biz daha başta kabul ettik ki enerji potansiyel bariyer yüksekliğinden daha küçük olsun. Dolayısıyla burası pozitif bir nicelik. Şimdi dalga fonksiyonu iki kere türev alıp pozitif bir nicelik ve kendisi veriyorsa bu nasıl bir denklemdi? Üstel fonksiyondu değil mi? Trigonometrik değil, üstel fonksiyondu. Üstel fonksiyonlarda kompleks eşlenik burada yok. Dolayısıyla bu denklemin çözümü psi 2x eşittir c çarpı e üzeri eksi i çarpı k2x artı d çarpı e üzeri i çarpı k2x şeklindedir. Şimdi eğer potansiyel bariyerin yüksekliği sonsuza giderse arkadaşlar burada i'ler oluyor mu?
İ'ler yok, pardon. Teşekkür ediyorum. İ yok. Aynen. İ olursa trigonometrik fonksiyonlar oluyor, değil mi? İ olmadığı için eksponansiyel fonksiyonlar. Şimdi arkadaşlar, eğer potansiyel bariyerinin yüksekliği sonsuza giderse şu terimi de kabul edemeyiz. Çünkü x sonsuza gittiği zaman burası sonsuza gidiyor. Fakat sonlu bariyerlerde böyle değil. Neden? Çünkü orası sonsuza gitmeyecek. Şundan dolayı, az sonra ben göreceğim, sınır koşullarından dolayı şu birinci bölgedeki dalga fonksiyonu x eşittir 0 noktasındaki ikinci bölgedeki dalga fonksiyonu eşit olacak. Veya ikinci bölgedeki dalga fonksiyonu x eşittir l'de üçüncü bölgedeki dalga fonksiyonu eşit olacak. Sonuçta dalga fonksiyonları sınır bölgesinde uçları aynı olmak zorunda olduğu için sonsuza gitmeyecektir zaten otomatik olarak. Ondan dolayı bu iki terimi de orada saklıyoruz. Orada da olacak. Tüm dalga fonksiyonlarımı yazdım. Şimdi o dalga fonksiyonlarını ben biliyorum. İşte birinci bölgedeki dalga fonksiyonu bu. Şu. Üçüncü bölgedeki bu. İkinci bölgedeki de bu. Dolayısıyla İkinci bölgedeki dalga fonksiyonunda yine sağa ve sola giden dalgalar mı? Evet. İkisinin süperpozisyonu şeklinde. Genelde şöyle. Tabii. Ve titreşen değil. Değil mi? Şöyle. Eksponansiyel olarak genelde böyle azalan dalga fonksiyonu. Şu ara bölgede sadece eksponansiyel olarak değişiyor. Yansıma burada gerçekleşiyor. Bir kısmı da karşı tarafa geçiyor. Şimdi ben dalga fonksiyonlarını aklımda biliyorum. Dolayısıyla burayı silebilirim artık. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu da önemli bir kavram. Şimdilik bu formülün nereden geldiğini söylemeyeceğim. Çünkü vaktimiz yok dersin konusu dışında ama otomatik olarak yazacağım. Şimdi eğer elimizde bir parçacık varsa, parçacıklar bir yerden bir yere göçüyorlarsa, hareket ediyorlarsa, o parçacığın hareketine eşlik eden bir akım yoğunluğu tanımlanır. Bu akım yoğunluğu şöyle ifade ediyor. İ her çizgi bölü 2m. Biz bunu gerçi klasik alan teorisinde zannedersem yapmıştık. Dalga fonksiyonu çarpı nabla operatörü dalga fonksiyonun kompleks eşleni eksi dalga fonksiyonun kompleks eşleni çarpı nabla operatörü çarpı dalga fonksiyonu. Buna akım yoğunluğu denir. O parçacık akışına eşlik eden akım yoğunluğudur. Olasılık akımı. Ya da olasılık akımıdır. Tabii ki. Ve bu eğer yüklü parçacıksa gerçekten akım yoğunluğudur. Yüksüz parçacıksa parçacığın kendi akışına tekabül eder. Çünkü akım yoğunluğu nedir? Akım yoğunluğu birim alanda birim zamanda geçen yük miktarı. Ya da birim zamanda geçen parçacık miktarı. Aynı şeyler. Ve akım yoğunluğu belirlenir. Şimdi biz birinci bölgedeki dalga fonksiyonumuzu hatırlayalım. Sağ tarafa hareket eden dalga fonksiyonumuza şöyle diyeyim ben. Şimdi kendime göre notasyonlar geliştireyim. 1x artı sağa doğru hareket eden dalga fonksiyonu olsun. O neydi? A çarpı E üzeri i çarpı k1x'di. Peki birinci bölgede ve eksi x üzeri hareket eden dalga fonksiyonumuz neydi? B çarpı E üzeri eksi i k1 çarpı. Üçüncü bölgede artı yönde hareket eden dalga fonksiyonu f çarpı e üzeri k2 çarpı x'ti, değil mi? Bu her bir dalga fonksiyonuna eşlik eden akım yoğunluğunu hesaplayalım. Sadece birini hesaplayacağım. Diğerlerini zaten otomatik olarak biliriz. Sadece birinciyi hepsiyalım. Mesela şunu hesaplayalım. Psi 1x artı şu dalga fonksiyonuna eşlik eden akım yoğunluğunu bulalım. O da c 1x artı olsun. İ h çizgi bölü 2m dalga fonksiyonunun kendisi a çarpı e üzeri i çarpı k1x bir boyutta çözdüğümüz için nabla operatörü basitçe del bölü del x'dir ve dalga fonksiyonunun kompleks eşleni a yıldız e üzeri eksi i k1 çarpı x eksi, tamam, kompleks eşleni de aldım, hem katsayının hem eksponansiyel kısmının dalga fonksiyonunun kompleks eşleni a yıldız e üzeri eksi i k1x çarpı nabla operatörü bir boyutta çarpı dalga fonksiyonunun kendisi i çarpı k1 çarpı x. Evet. Psi 1x artı eşittir. Pardon, eşit değil bu. Tekabül eden c1x.
1x artı eşittir. Şurası i, h çizgi bölü 2m. Bir kere şurada a var. Burada da a yıldız var. Burada a yıldız var, a var. Mesela a mod kare. Ve o da parantezin dışına çıkar. Her ikisinde ortak. Geri kalanları yazalım. E üzeri i çarpı k1 x. Bir kere türevini alırsak şu türevden eksi i k1 gelecek. Değil mi? Eksi i çarpı k1 çarpı dalga fonksiyonunun kendisi i çarpı k1 çarpı x. Sonra eksi şu ifadenin kendisi eksi i çarpı k1 x. Türevinden pozitif i çarpı k1 gelecek. Bu kadar. Bir de kendisi. E üzeri i çarpı k1 x. Ve e üzeri i k1 x ile e üzeri eksi i k1 x. Biliyorsun e üzeri 0, 1 yapar. Aynı şekilde burada da e üzeri 0, 1 yapar. Burada eksi i k1 x, eksi i k1, eksi 2 tane i k1 x olur. Dolayısıyla eşittir i çarpı h çizgi bölü 2 m çarpı a mod kare çarpı eksi 2 tane i çarpı k1. Bu kadar. Ve ikiler sadeleşir. İ kareler eksi 1 olur. Eksiyi de sadeleştirir. Dolayısıyla sonuç olarak c1x artı eşittir h çizgi çarpı k1 bölü m çarpı mod a kare. Bu. Şimdi diğerlerini de size bırakıyorum arkadaşlar. Ödev olarak. Onları da çok kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ben şunu direkt yazayım. Mesela şunu hesaplarsak. Üçüncü bölgede sağa doğru giden dalga fonksiyonuna eşlik eden akım yoğunluğu nedir diye sorarsak. O da c, j, 3, x artı. O da eşittir. H çizgi çarpı k1 bölü m çarpı mod f kare olur. 2 sadeleşiyor. K2 olacak. Çok teşekkür ederim. Hayır K1 olacak. Neden? Çünkü burada K1 var. Şurası K1. Biz ikinci bölgede sadece değişiyordu hatırlarsanız. Evet. İkinci bölgedekini yazmadım ben. İkinci bölgede yazmadım çünkü ikinci bölgede klasik olarak parçacık bulunmuyor. Birinci ve üçüncü bölgede K'larımız aynı. Dolayısıyla K1 olacak hepsinde. Tamam. Onu da böyle düzeltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla şimdi bakalım işte. Burada P denen bir, diye bir ihtimal tanımlıyorum. P ihtimali. P ihtimali şu. Şu gelen parçacığın karşı tarafa geçme ihtimali nedir? Akım yoğunluğu cinsinden şöyle ifade edilir. Cx 3x artı bölü j1 x artı. O da f bölü a mod kare. Tamam. İhtimal böyle verilir. Yani parçacı mesela buna transmission coefficient de denir. Bu bazen T ile de gösteriliyor. Yani karşı tarafa geçme katsayısı. Bir de reflection coefficient var. Yani yansıma. Bariyerden evet yansıma katsayısı. Yansıma katsayısı da onu da yazayım ama onunla işlem yapmayacağım. Yansıma katsayısı reflection genelde R harfiyle gösterilir. O da J 1 J1 eksi bölü J1x artı olur. O da diğerini B ile vermiştik. Dolayısıyla evet B bölü A mod kare. Şimdi bu katsayılarla dolayısıyla ihtimalleri ifade ediyor. İşte bu F bölü A mod kare tünelleme yapma ihtimalidir. İhtimal ifadesi budur. Biz dolayısıyla F'yi bir şekilde A cinsine yazabilirsek bir kere F'yi ve A'yı bağımsız bir şekilde ifade edebilirsek ne âlâ. Ama bunun için denklemlerimiz yeterince olması lazım. Yeteri sayıda olması lazım. Şimdi mesela şimdi yazalım. Bizim bütün bölgelerimizi düşünelim, dikkate alalım. Kaç tane bölgemiz vardı? 3 tane bölgemiz vardı. Kaç tane katsayımız var? A var, B var, C var, değil mi? D var, bir de F var. 2 4 5. 5 tane katsayımız var. Bilinmeyenler bunlar. Bunları tek tek bağımsız bir şekilde bulmak için en az 5 tane denkleme ihtiyacım var. Acaba bakalım kaç tane denklemimiz olacak? Bu denklemler sınır koşullarından gelecek. Eğer denklemimiz 5 tane ise A, B, C, D, E, F'yi hepsini bağımsız bir şekilde bulabiliriz. Ama değilse de ne yapabiliriz bakalım. Şimdi kaç tane denklemimiz var? Şimdi sınır koşulları. X eşittir 0'da psi 1 ile psi 2'nin eşit olmalı. L'de eşit olmalı. Bir de türevleri de sürekli olmalı.
Yani bizim sınır koşullarımız şunlar. Sınır koşulları. Psi 1 x eşittir 0 eşit olmalı. Psi 2 x eşittir 0. Bir de bunun türevleri de tam türevi yazabiliriz. Çünkü tek bir boyut var zaten. Del psi 1 bölü del x x eşittir 0 da eşit olmalı. Del psi 2 bölü del x yine x eşittir 0. İki tane denklemim. İki tane denklem daha yazabilirim. O da psi 2 x eşittir l'de psi 3'e eşit olmalı. Ve bunların türevleri de birbirine eşit olmalı. Sürekli olmalı. X eşittir l'de eşittir del psi 3 bölü del x x eşittir l. Dolayısıyla 4 tane birbirine bağımsız denklemim var. 5 tane bilinmeyenim var. En iyi ihtimalle şunu yapabilirim. Herhangi iki katsayı birbirinin cinsinden ifade edebilirim. Bu da benim için yeterli zaten. F'yi A cinsine ifade edersem tüneleme ihtimali bulmuş olurum. Dolayısıyla tek yapmamız gereken bundan sonraki kısımda bunu yapmak arkadaşlar. O da basitçe birkaç matematiksel adımda ibaret. Onu ben şimdi beraber yapalım isterseniz. Önce birinci sınır koşulunu kullanalım. Dalga fonksiyonlarımızı hatırlayalım. Dalga fonksiyonları hatırlayalım. Birinci bölgede a e üzeri eksi i k 1 x, b e üzeri i k 1 x'ti. Dolayısıyla 0 koyarsak basitçe a artı b. İkinci bölgede c ve d'ler vardı. X'e ne 0 koyarsak c artı d olur. Bu birinci denklem. Bir de bunların türevlerini alırsak, birincinin türevini alırsak pozitif olarak i k 1 gelir, değil mi? Bir de x'e ne tekrar 0 koyarsak yine gider. I çarpı k 1 çarpı a, diğerinde eksi vardı. Eksi i çarpı k 1 çarpı b. Şimdi ikinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede eksi k i'ler yok. Eksi k 2 x vardı, bir de k 2 x vardı. Dolayısıyla eksi k 2 çarpı c artı k 2 çarpı d. Bu da iki nolu denklemimiz olsun. Şimdi x'e l koyduğumuz zaman şu denklemleri yani bakalım. İkinci bölgedeki psimiz, dalga fonksiyonumuz dediğim gibi e üzeri eksi k filandı. Şimdi yerine koyarsak önce x'e l koyalım. Dolayısıyla c çarpı e üzeri eksi k2 çarpı l artı d çarpı e üzeri k2 l eşit olacak. Üçüncü bölgede sadece tek bir katsayı var. F çarpı e üzeri K1 çarpı L. İkinci bölgedekiler K2, birinci ve üçüncü bölgedeki dalga sayılarımız K1. Bir de bunun türevleri eşit olacak. Eksi K2 çarpı C E üzeri eksi K2 L artı K2 çarpı D E üzeri K2 L eşittir K1 çarpı F E üzeri K1 çarpı L. Bu kadar. Bu dört tane denklemi yazdık. Dolayısıyla prensip olarak herhangi bir kişi herhangi iki katsayı birbirinin cinsinden ifade edebilir. Benim burada amacım F'yi A cinsinden ifade etmek. Bunun için yapılacak şey şu arkadaşlar. Şu ilk iki denklemi önce düşünelim. Önce şunu söyleyeyim. Ne yapacağımı önce şu söyleyeyim. Şu ilk iki denklemde C ve D'yi A, B cinsinden ifade edeceğim. Tamam. C'yi de A, B cinsinden, D'yi de A, B cinsinden ifade edeceğim. Sonra getirip C ve D'leri burada yerine koyarsak F'leri A ve B cinsine ifade etmiş oluruz. Sonra uygun bir şekilde birilerini eksiyle çarpıp B'yi yalnız bırakıp sonra eksiyle çarpıp toplarsak B'ler yok olur. F sadece A cinsinden ifade edilmiş olur. Çok basit iki adımdan ibarettir o. Önce şurayı şey yapalım. Önce şurayı isterseniz düzenleyelim. Bunu mesela K2'ye bölersek şu denklemi. Şu ikinci denklemi K2'ye bölersem arkadaşlar şurası K2 olur. Şurayı da K2'ye bölersek şurası K2 olur. Sonra bu iki denklemi taraf tarafa toplarsak C'ler yok olur. 2D kalır. 2D eşittir. Sonra A ve B'ler ortak parantezine alırsak 1 artı i çarpı k1 bölü k2 çarpı a artı 1 eksi i çarpı k1 bölü k2
K2B olur. Böylece D katsayısını A ve B cinsinden ifade ettik. Aynı şekilde bu sefer burayı eksiyle çarparsam şurası eksi olur, burası artı olur, burası artı olur, burası eksi olur. Taraf tarafa toplarsak D'ler yok olur. C A B cinsinden ifade etmiş olur. Dolayısıyla 2C eşittir. Bu sefer burası eksi olacak, burası artı olacak. Yani 1 eksi i çarpı k1 bölü k2 çarpı a artı 1 artı i çarpı k1 bölü k2 b olacak. Şimdi yapacağım şey şu arkadaşlar. Bu c ve d'leri şu son iki denklemde yerine koymak. Ondan önce şurayı mesela şey yapabiliriz. Her iki tarafı k2'ye bölersek eğer... Burada da ortak K2 var. Şurası K2 olur. Sonra bu ikisini taraf tarafa toplayalım. Şu ifadeler bu eksi olduğu için, şurası eksi olduğu için bu ifadeler sadeleşir. Şurası 2D olur. Değil mi? Evet, onu da şuraya yazayım. Artık şurayı silebilirim. Şimdi eğer şu ikisini dediğim gibi taraf tarafa toplarsam şunlar gider. Bu iki ifade birbirinin aynısı. İki tane D eşittir karşı taraf olacak. İki tane D çarpı E üzeri K2 çarpı L eşittir. Karşı tarafta da ortak E'ler var. Sonra şunlar var. 1 artı K1 bölü K2. Değil mi? Bir dakika, sanki şurada i katsayısı olması gerekiyor. Çünkü üçüncü bölgede titreşim hareketi yapıyor, değil mi? Üçüncü bölgede trigonometrik fonksiyonlar, dolayısıyla şurası i olacak. Sadece ikinci bölge eksponansiyel. Diğer bölgeler trigonometrik fonksiyonlar olacak. Dolayısıyla karşı tarafta 1 artı i çarpı k1 bölü k2 e üzeri i çarpı k1 l çarpı f olacak. Sonra 2D yerine şu ifadeyi yazalım. Şu ifadeyi yazıyorum. İşlemler birazcık böyle karmaşık gibi ama aslında çok kolay. 1 bölü K2. Şurası 2D'nin birinci kısmı çarpı A. Artı ikinci D'nin ikinci kısmı var. 1 eksi i çarpı K1 bölü K2 çarpı B. Sonra bunun üzerine bununla çarpacağız. Ama bunu da karşı tarafta atıp yazacağım. Dolayısıyla e üzeri eksili olacak. Olacak olan şey şu. 1 artı i çarpı k1 bölü k2 e üzeri i k1 eksi k2 çarpı l çarpı f oldu. Tamam. Şimdi diğerini ikinci denkleme geçelim. 2c yerine pardon. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi bunu eksiyle çarpacağım. İkinci denklemi. Dolayısıyla burası artı olacak. Şurası eksi olacak. Burası eksi olacak. Taraf tarafa toplarsam bu sefer D'ler gider. Bu sefer iki tane C E üzeri olur ve karşı taraf olur. Yani şu denklemi elde etmiş olun. İki tane C E üzeri eksi K2 çarpı L eşittir. 1 eksi bu sefer. Değil mi? Eksi çarpıldığı için. 1 eksi i çarpı. Dolayısıyla buranın türevini aldığımız için buraya bir i katsayısı da gelmiş olacak. I çarpı k1 bölü k2 çarpı e üzeri i çarpı k1 çarpı l çarpı f. Dediğim gibi 2c yerine bu ifadeyi şimdi yazarsak bu sefer 1 eksi i çarpı k1 bölü k2 çarpı a artı 1 artı i çarpı k1 bölü k2 çarpı b. Bir de çarpı bu katsayı. Bu katsayı da karşı tarafa atalım. Eşittir 1 eksi i çarpı k1 bölü k2 e üzeri i çarpı k1 artı k2 çarpı l çarpı f. Şimdi burada ne yapabiliriz? Elimizde iki tane denklem var şimdi. Bu denklemle bu denklem. Bu denklemlerde B'yi yalnız bırakırsak, sonra ikinci denklemi negatifle çarpıp ikisini üstte toplarsak B'ler yok olur. Sadece A'lar kalmış olur. Tamam. Şu iki denklem yani. Birincisi şu.
Diğeri de şu. Şimdi bu denklemlerde arkadaşlar her iki tarafı b'nin katsayısına, bunu her iki tarafın b'nin katsayısına bölersek bir de paydaları eşitlediğimiz zaman k2'ler var. Sonra burada da tabii payda eşitleyeceğim. Bunu payda eşitlediğim zaman şöyle düşünün, hayal edin şimdi. Payda eşitlersek k2 artı ik1 bölü k2. Burada da k2 eksi ik1 bölü k2. Sonra her iki tarafı b'nin katsayısına bölersem ikisinde de k2'ler ortak olduğu için k2'ler sadeleşecek. Aynı şekilde burada da aynı şey olacak ve şu olay meydana gelecek. Daha özet halini yazıyorum. Şurası k2 artı i çarpı k1 bölü b'nin katsayısı. K2 eksi i çarpı k1. Burada a var. Artı b yalnız kaldı. Karşı tarafta da böldüğüm için yine buraya şurası k2'ler sadeleşti. Yukarıda k2 artı i çarpı k1 bölü b'nin katsayısından gelen k2 eksi i çarpı k1 çarpı e üzeri i k1 eksi k2 çarpı l çarpı f oldu. Aynı şeyi burada yapalım. Bu sefer k2 eksi i çarpı k1 bölü k2 artı i çarpı k1 çarpı a. D yine yalnız kaldı. K1 artıya bölüyorduk. Evet. Dolayısıyla k2 eksi i çarpı k1 bölü k2 artı i çarpı k1 çarpı şu katsayı e üzeri i k1 artı k2 çarpı l çarpı f. Sonra bunu eksiyle çarpacağım. Bu eksi olacak, bu eksi olacak ve taraf tarafa toplayalım. Dolayısıyla b'leri yok ettik. Ve sadece a'lar kaldı. Bunu da a parantezine alırsak son halini yazıyorum şimdi. Şurası k2 artı i çarpı k1 bölü k2 eksi i çarpı k1. Sonra bununla toplayacağız. Eksi k2 eksi i çarpı k1 bölü k2 artı i çarpı k1. Bu a'nın katsayısı olmuş oldu. Ama bir de buna böleceğiz, değil mi? Bir de bu ikisini topladık. Dolayısıyla bu ikisini topladığım zaman buna bölünmüş oldu. Yani bir bölü daha olacak. Sonra eşittir. Karşı tarafta sadece f kalacak. Bölüden sonra da bütün hepsi a ile çarpılmış olacak. Dolayısıyla f bölü a olmuş olacak yani. En nihayet sonucu yazıyorum yani. F bölü a'ya bölünmüş hali olacak. Dolayısıyla sol tarafı yazdık, topladı ikisini. Sağ tarafı da şunlara bölmüş olacağız. Yani şu. K 2 artı i çarpı k1 bölü k2 eksi i çarpı k1 e üzeri i çarpı k1 a eksi k2l eksi şu ifade k2 eksi i çarpı k1 bölü k2 artı i çarpı k1 e üzeri i çarpı k1 artı k2l. Böylece bulmuştuk. Bunun mod karesi de dolayısıyla transmission coefficient dediğimiz bunun mod karesi daha doğrusu t eşittir f bölü a'nın mod karesi karşı tarafa geçme ihtimali olur. Yani tünelleme yapma ihtimali olmuş olur. Şimdi buraya kadar ben getirdim arkadaşlar. Bundan sonra bir yaklaşık çözüm bulabiliriz. Onu ben ödev olarak vereceğim. Çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bazı yaklaşıklıklar yaparak daha özet bir formül elde edebiliriz. O da şu yaklaşıklıklar. Bakın. V0 büyük olsun E'den. Potansiyel bariyerimiz parçacığın enerjisine yeterince büyük olsun. Bu birinci. İkincisi. Dolayısıyla böyle olursa K2 bölü K1 büyüktür. K1 bölü K2 olur. Çünkü hatırlayın K2 V0 eksi E idi. K1'de sadece E var. Eğer bu kabulü yaparsanız burası otomatik olarak böyle olur. Dolayısıyla bu yaklaşıklık altında K2 bölü K1 eksi K1 bölü
K2 yaklaşık olarak K2 bölü K1 olsun. Yani şurayı ihmal etmiş olalım. Bunu da ihmal edersek ve E üzeri K2 çarpı L yeterince büyük olsun. E üzeri eksi K1 çarpı L'den. Bu da çok gayet makul bir sonuç. Çünkü burası pozitif, burası negatif. K2 de K1'den büyük. Dolayısıyla burada ihmal edebilir. Bu yaklaşıklıkları yaparsanız eğer karşı tarafa geçme ihtimali arkadaşlar mod karesi yaklaşık olarak E üzeri eksi 2 tane K2 çarpı L olur. Böyle basit ve güzel bir ifade olmuş oluyor. Dolayısıyla eksponansiyel olarak kuyunun genişliğine, kuyunu diyorum pardon, bariyerin genişliğine çok hassas bir şekilde bağlı. Yani çünkü eksponansiyel üzerinde, yani L'yi birazcık değiştirdiğin zaman ihtimal devasa değişiyor. Alfa bozulmasında da bunu görüyoruz zaten. Alfa bozulmasının kinetik enerjisi 4 ile 10 MeV arasında değişirken yarı ömrü, alfa bozulmasının yarı ömrü mikrosaniye ile milyar yıl arasında değişiyor. Dolayısıyla bu kadar küçük enerji değişimine karşı devasa değişimi nasıl açıklayacağız? Tünelleme olayı çok başarılı bir şekilde açıklıyor. Bir dahaki dersimizin konusu. Hoşça kalın.